Hastanede kalıp doktorların nezaretinde. Akşam haberlerine yeni bir bilgiyle devam edelim. Bir son durum bilgisi olsun. Bu mesele de yılın ilk gününde yaşanan bir biliyorsunuz Filistin'e destek mitingi vardı. O mitinge katılım sırasında işte kelime-i tevhid bayrağı taşıyan birine hilafet bayrağı taşıdığı gerekçesiyle Ege Akersoy'un yumruklu bir saldırısı söz konusu olmuştu. Sonra o da bayağı bir hedefe oturtulmuştu. Hemen de gözaltı ve tutuklama yaşanmıştı. 15 gün kadar sonra tahliye edilmişti. An itibariyle davasında karar çıktı efendim. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme suçundan dolayı yargılanmaktaydı. Beraat ettiği bilgisi de an itibariyle gelmiş durumda. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşte elinde tevhid bayrağı bulunan kişiye sen Arap sevicisin diyerek saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ege Akersoy kasten yaralama suçundan 2000 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına da karar verildi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundansa Akersoy'un beraatine hükmedildiğini belirtelim. Savcı tarafından hazırlanan mütalayı da hatırlatalım size. Basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi istenmekteydi. Ve sonuç olarak beraat ettiği bilgisi geldi efendim. Şunu bir kez daha söyleyelim. Ege Akersoy bu yumruğu attıktan sonra Ege Akersoy'a da bir başka isim, bir başka kişi orada yumruk atmıştı. Ona hiçbir şey olmazken Ege Akersoy'a işte gözaltı süreci, tutuklanma süreci yaşatılmıştı. Onu da hatırlatmak gerekiyor. Hukukun herkese eşit olması sahipleri bir kez daha hatırlatılmıştı o süreçte. Durum bu. Yeni bilgiyi de iletmiş olalım. Devam edelim akşam haberlerine. Şu kayıpların durumuna bir bakalım sevgili izleyiciler. Bir de yerel seçime doğru gidiyoruz. Bu seçmen listeleri, bu seçmenlerin sayıları, nerede oldukları, kayıp seçmenler, bakın bunlar çok önemli. Emniyetin talebiyle 6 Şubat depremlerinde kaybolan çocuklarla ilgili ülke genelinde bulunan okullarda bir araştırma yapılması istendi. Sonuç olarak şöyle deniliyor gönderilen yazıda, 26 çocuğun kayıp olduğu aktarılıyor. Kayıtlarının olup olmadığı okullarda bu çocukların bu soruluyor. Çocuklarımızın durumuna ilişkin önemli bir parantez bu. Ama bunun yanı sıra bir de bir şey daha var, o da şu işte. 90.200 kadar seçmen. Bu seçmenler kayıp. Nerede oldukları belli değil. 53.000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti. Depremde kaybolanların akıbeti hala bilinmiyor. Deprem mağdurları ve kayıp yakınlarıyla Dayanışma Derneği yaptığı açıklamada 11 il genelinde 145 kişinin kayıp statüsünde derneğe kayıtlı olduğunu, bunların 38'inin çocuk olduğunu açıklamıştı. 8 Şubat tarihinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden okullara bir yazı gönderildi, ortaya çıktı. Kayıp çocukların kayıtlarının bulunup bulunmadığı okullara soruldu. Üstelik akıbeti sorulan çocuklar arasında daha 2 yaşında olanlar da var. Deprem kayıpları ile ilgili ilginç bir iddiayı da sözcü yazarı Saygı Öztürk köşesine taşıdı. Buna göre Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'na teslim edilen seçmen listelerinde 90.200 seçmenin kaydına hiçbir yerde ulaşılamadı. Listeyi hazırlayan Mehmet Günel Ölçer Öztürk'e yaptığı açıklamada 11 ilde 90.200 tane seçmen var, bunların hiçbir yerde kaydına ulaşamadık. Bu insanlar yok ve ortadan kaybolmuşlar. Kayıp seçmenleri 11 il için il il belirledik diye konuştu. 6 aylık bebeğim gitti, annem gitti. Hem kayıp çocuklar hem kayıp seçmenler, depremin kaybedilenleri elbette ki bundan sonrasında da en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek. Şimdi seçimde demişken, seçmenlerin durumundan da bahsetmişken, tabii dün önemliydi. Saat 17'ye kadar listeler verildi, verildi, verilmedi, geçmiş olsun. Öyle bir durum söz konusu ya. Dolayısıyla bununla ilgili yaşanan sıkıntılar, biz sadece İstanbul'da DEM Parti verdi mi vermedi mi, 16.55'te mi ulaştılar, 17.01'de mi, 04'te mi vesaire, o tutanaklarla ilgili haberlerin çok yoğunlaştığını akşam itibariyle gördük ama başka bir şeyler daha var Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Yani seçime giremeyebilecekleri bazı ilçeler söz konusu. Mesela Manisa, Saruhanlı, Balıkesir, İvrindi, Antalya, Muratpaşa. Bu ilçelerde tam anlamıyla bir liste krizinin yaşandığını söyleyebiliriz. Saatin de tutturulamaması haliyle, bu nedenle sonuç olarak CHP'nin bu ilçelerde seçime giremeyebilme ihtimali yüksek görünüyor. Aday listelerinin son teslim günü olan 20 Şubat'ta seçim kurullarında yoğun bir mesai vardı. Listeler kimi yerlerde son dakika yetiştirilirken bazı ilçelerde başvurular kabul edilmedi.
ilçelerden birisi CHP lideri Özgür Özel'in memleketi olan Manisa'nın Saruhanlı ilçesi. CHP'nin belediye başkan adayı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu sırasında elektrikler kesildi. Bu nedenle başvuru YSK sistemine geç girildi. Kabul edilmedi. CHP yönetimi listenin 17.08'de gerildiğini iddia ederek itirazda bulundu.